Bu hafta tarımda doğru üretim, yüksek kalite ve yüksek verim için gereklilik olan tarımda analizi paylaşacağız. Ve yanımızda Antalya Laben Zirai Analiz Laboratuvarı'nın genel müdürü ve yetkilisi Neşet Bey var. Neşet Bey kolay gelsin, iyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi artık çiftçilerimize mümkün olduğu kadar her fırsatta analiz, analiz, analiz diyoruz. Bir kez daha anımsatmak adına ilk etapta tarımda analiz nedir? Ne tür analizler yapılır? Bir özetleyebilir misiniz? Öncelikle toprak dengesi devamlı değişen bir materyaldir. Dengesi neye göre değişir? Yağan yağmurlar var olan gübreleri aşağıya götürür. Sulama var olan gübreleri aşağıya götürür. Bitki belli bir gübreyi topraktan emer. Buna göre dengeler devamlı değişmektedir. Onun için her sene mutlaka bir toprak analizi yapma zaruriyeti hasıl olmuştur. Yani en az yılda bir kez minimum. Doğrudur. En az yılda bir kez toprak analizi yapmak her çiftçi için çok çok önemli bir konudur. Peki analiz yaptırmak çiftçimize ne tür avantaj sağlar? Çiftçi hemen parasal değeriyle ölçmek istiyor. Ben analiz yaptırırsam benim kazancım ne olur diye soruyor. Bence öyle bakmayalım. Öncelikle analiz yaptırınca ne kaybederiz diye bakalım. Kaybettiğimiz sadece laboratuvara verdiğimiz analiz ücretidir. Bunun haricinde eğer doğru bir laboratuvarda doğru bir analiz yaptırdıysak kesinlikle çok fazla şeyler kazanacağız. Ne kazanacağız? Bir kere çok daha az gübre kullanacağız. Çok daha dengeli gübre kullanacağız. Bitkinin ihtiyacı olduğu zaman, ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacı olduğu gübreyi vereceğiz. Yani babadan, dededen gördüğümüz gibi her gübreyi, işte komşum 3.15 attı, ben de 3.15 atayım diyerek yapmayacağız. Bu doğru bir şey değil. Bunun yanlışlığı hem toprağı çok kirletiyoruz, hem yeraltı sularımızı çok kirletiyoruz, hem de bitkimizi doğru besleyemiyoruz. Yani o zaman şöyle özetlersek bir defa gübreden tasarruf edecek. Evet. Verim artışı sağlayacak. Evet. Süreklilik sağlayacak. Evet. Ve sağlıklı bir toprağımız olacak. Bu toprak bize her zaman lazım. Bu toprak bize bugün ihtiyacımızı aldık, yarın atacağız diyebileceğimiz bir toprak değil. Eğer ziraatla uğraşıyorsak bu toprağı kolay kolay değiştirebilme imkanımız yok. Yani bu topraktan en doğru şekilde en fazla verimi nasıl alırız bunları hesaplamak zorundayız. Bir de sizden rica etsek, hep diyoruz tarlamızın muhtelif yerlerinden toprak analizi alalım, numuneler alalım. Numuneyi ne şekilde alacağız? Biz tatbik olarak gösterme şansımız var mı? Tabii ki toprak örneğini iki şekilde alabiliriz. Bir, benim bu elimde gördüğünüz burguyla alabiliriz. Bunlar özel burgular. Bizde bu burgulardan mevcut ama sıradan bir çiftçide ya da her çiftçide olmayabiliyor. Dolayısıyla kürekle de alınabiliyor ama birazdan size içeride çok basit benim icat ettiğim bir burgu şekli var, toprak örneği alma şekli var. Onu da göstereceğim. Kürekle, burguyla ya da bildiğiniz su borusuyla örnek alabilmek mümkün. O zaman onları biz izleyelim beraber.